canlıların yaşam kaynağı olan su efendim. Şimdiki konumuz bu. Tokat merkezde yanımızda Sefa Hanım var. Özellikle evlerimizde ya da iş yerlerimizde ya da birçok alanda içme suyumuzu nasıl arıtırız? Kendi içme suyumuzu arıtırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu sorular hakkında çok güzel cevaplar hazırladık sizlere. Ama kendisini alacağız. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek efendim. Buyurun izliyoruz. Sefa Hanım, öncelikle merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür verdiniz. Hoş bulduk efendim. Özellikle arıtma, yani birçok arıtma var ama şunu sormak istiyorum öncelikle. Bu arıtma cihazları ne işe yarıyor? Önce bundan bahsedelim. Arıtma cihazları genelde sağlıklı ve temiz su içmemizi sağlıyor. Şu anda çok yaygın olarak arıtma cihazları hemen hemen her evde mevcut. Peki şunu sormak istiyorum. Arıtma cihazı seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Arıtma cihazlarını seçerken öncelikle arıtma cihazının pH değeri nedir? Mineral dengeleyici filtresi var mıdır? Ve en önemli özellikleri de aradığımız özelliklerden biri teknik hizmet veriyor mu? Arkasında garanti veren bir firma var mı? Bu anlamda mutlaka en çok dikkat etmemiz gereken unsur bu oluyor. Peki çok fazla biliyorsunuz bu arıtma cihaz markaları var ama Tokat'ta özellikle nerelere kadar ulaşabiliyorsunuz sizler? Bahsi geçen firmalarımız nelerdir efendim? Şu anda biz Tokat merkez olarak tüm ilçe ve kazalara ulaşım sağlayabiliyoruz. Hatta çevre ilçelere de ulaşım sağlıyoruz. Tüm müşterilerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Her türlü arıza ve sıkıntıda tam destek ekiplerimizle birlikte teknik servis hizmetini veriyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Örnek veriyorum. 700-800 kişilik bir fabrika işçileri var. İçme suyunu arıtma cihazı ya da bir ev. Aynı cihazı vermiyorsunuzdur umarım. Cihazlar kendi içlerinde nasıl farklılık gösteriyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi endüstriyel sistem dediğimiz ve tezgah altı sistemler dediğimiz cihazlar tabii ki farklılık gösteriyor. Bizim evsel ürün olarak verdiğimiz ürünler tezgah altı cihazlar oluyor. Biz evlere genellikle 8,5 ve 10 litre arasında arıtma cihazlarını tercih ettiriyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Örnek veriyorum, bu arıtma cihazları 5 kişilik bir ailede tezgah altı bir arıtma cihazı kullanıyoruz diyelim. Bu arıtma cihazı ne kadar da bir bakımı olması gerekiyor? Sıcak su arıtabiliyor mu? Soğuk su arıtabiliyor mu? Arıtırken neler oluyor? O su bize temiz gelene kadar nasıl bir aşamadan geçiyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikle tezgah altı dediğimiz sistemler dediğim gibi 8,5 ve 10 litreden oluşuyor. 5 aşamalı sistemden geçiyor. 5 filtreden oluşuyor. Senelik 3 bir filtresinin değişimi yapılıyor. Günlük 280 litre su arıtma kapasitesine sahip. Bunların bakımlarını da firmamız zaten senesi dolduğu zaman müşterilerimizle iletişim sağlayarak değişimlerini ve bakımlarımızı yetkili servis tarafından yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. İyi çalışmalar.